İyi yırttın Bahadır kardeş. Vallahi öyle abi. Gidiyorduk okka altına. Sen yine de dikkat et. İyi bilirim ben bu tipleri. Her türlü alçaklığı yaparlar. Ama bir çıkarları olmadan da böyle bir işe kalkışmazlar. Dışarıdan birisi gidin, Bahadır'ı indirin demiş olabilir. Gürhan'la. Gel. Sayın savcım, müdürüm. Gürhan ailesinin bütün fertlerini getirdim. Güvenlik görevlisi de hançeri kendisini koyduğunu itiraf etti. Ama henüz kim için yaptığını söylemedi. Bir iş başardım diye mi karşımıza çıkıyorsun Murat? Önce şoförü içeri atıyoruz. Bugün de hançerin eve yerleştirildiği ortaya çıkıyor. Bu Gürhanların yanında çalışan hizmetçi kız, Elmas Balcı. O gece Bahadır Akıncı ile birlikte olduğu şeklinde ifade veriyor. Bahadır böyle bir şeyden bahsetmemişti. Murat, Bahadır Akıncı'yla ilişkisi olduğu kız üzerinden tehdit etmişsin sorguda. Adam da mecburen olayı üstüne alıyor. Müdürüm bakın ama... Hepimizi çok zor duruma düşürdün komiser. Ve bu olayı bütün gazeteler yazacak. Peki. İzin verin bu defa Gürhan'ları sorgularken daha fazla... Sen bir kez daha sorgulayamayacaksın artık kimseyi. Çıkabilirsin. Bahadır Akıncı. Yürü gidiyoruz. Dünkü olayla mı ilgili? Hadi hadi. Gidince kendini sorarsın. Bahri nereye götürüyorsun onu söyle. Senin mevzu yine karışmış. Savcı emniyete çağırıyormuş. Hadi bakalım Bahadır kardeş. Belki de şansın dönmüştür, belli mi olur? Sadullah Sargun'u tehdit etmişsiniz. Kendimi korumak istedim. Ailemin itibarını korumak istedim. Doğacak çocuğumu korumak istedim. Geleceğimi korumak istedim. Ailemi korumak istedim. Benimle olan ses kayıtları neden yok bilmiyorum. Size şantaj yapmış. Ufak tefek kaçamaklarımı yakalamış. Yalan söylüyor. Ben aileme ihanet etmedim. Özel hayatımı izlemiş adi herif. Karımın geçmişini kullanarak beni tehdit etmek istedi. Ailemi zor duruma düşürmekle korkuttu. Ailemle ilgili bildikleri varmış sanırım. Bana şantaj yapmadı. Hançeri eve yerleştiren güvenlik görevlisiyle ilginiz nedir? Hayatımda hiç görmedim. Bunun bizimle ilgisi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben adam falan bilmiyorum. Yemin ederim. İlk defa görüyorum. Sizce gerçekten bir ilgimiz olsa bunu söyler miyim? Tanımıyorum. Kızı kurtarmak için yaptın değil mi? Cevap ver oğlum. Rahat olabilirsin. Elif Sargun'la ilgili herhangi bir suçlama yok. Elimizdeki deliller de zaten suçsuz olduğunu gösteriyor. Hadi anlat. Murat, Elif üzerinden tehdit edince, hançer de bizim evden çıkınca, bari Elif'e bir şey olmasın dedim. Ben üstlendim. Anlaşıldı. Tahmin ettiğim gibi. Ne olacak şimdi? Çıkacak mıyım? Şimdi biraz işlemlerim var. Sonra nöbetçi mahkemeye götürüleceksin. Sabaha çıkarsın. Teşekkür ederim. Telefon edebilir miyim?